Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bize kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik bilgi dolu kanalıma hoş geldiniz. Harika bir konuyla yine karşınızdayım. Bana çok soruyorsunuz. Hocam, çocuğunuz olsa neleri yedirmezsiniz ona, neleri yedirirsiniz diye çok soruyorsunuz. Öncelikle ben hem bu videoda yiyebileceğiniz en zararlı ilk 6 besinden bahsedeceğim ve çocuğum olsa asla yedirmeyeceğim 6 besini sizlere sayacağım. Çünkü bilinçsiz tükettiriyoruz çocuklarımıza, daha sonra çocuklarımıza istediğimiz performansı alamıyoruz. Çocukluk yaşlarında çocuklarımızda hemen hızlıca kilo almalar, obezite artıyor. Kafası derse çalışan da başka şeylere çalışıyor çocuğun. O yüzden arkadaşlar, ağaç yaşken eğilir. O yüzden biz ne yersek çocuklar da ona örnek alacak. O yüzden çocuğumuza doğru yönlendirmeler yapacağız. Öncelikle bakın, bazı besinler var, bunları asla kullanmamalısınız. Bu besinler dünyanın en zararlı besinler kategorisinde. Bedene kalıcı hasarlar bırakıyor. Öncelikle ben şunu söylüyorum. Ben asla ne kendi beslenme sistemimde ne de bir başkalarının asla kullanmaması gereken 6 besin. 6 besinin birinci sırasında noodle geliyor. Noodle artık bütün her yeri sardı. Öğrenciler pratik olduğu için tüketiyor. Bazen ev hanımları bile çok pratik geldiği için yemeğin üstüne yiyorlar. Noodle tamamen bağırsak florasını mahveder ve bağırsak florasını mahvetmekle kalmaz. İçeriği o kadar kimyasallarla dolu ki kanserojenik etki yaratır. Kansere kadar yol açar. Daha sonra çocuklarda, erkek çocuklarda jinekomasti, kızlarımızda özellikle istenmeyen bölgelerde kıllanmalarımız oluyor. Daha sonra genetik bozukluklara sebep olabilir. Bu sizin kadın hastalıklarına sebep olabilir aynı zamanda. İkincisi nugget. Nugget o kadar çok ki artık. Yani o içeriği ne kadar temiz görünse de bu nuggetlar tavuğun hangi bölümünden yapıldığını anlamak imkansız. Çünkü öyle bir yapıyorlar ki tavuğun hangi kısmını koymuşsun asla ayırt edemezsin. Çok tehlikeli. Ve tavukta en çok zehirlenme olduğu kesin ve en çok antibiyotin, en çok ağır maruz kaldığımız, antibiyotik maruz kaldığımız etlerden bir tanesi tavuk. Ben asla önermiyorum. Nugget çok tehlikeli. Asla yedirmeyin. Çocuklarınızı da yedirmeyin. İstese bile ona siz karabuğday unundan yapın, lezzetli hale getirin. Eminim zor gelmesin. Bakın, sağlığınız gittikten sonra sağlığınızı, şu an harcadığınız para yerine sağlığınızı kazanmak için kat kat katlarını harcayacaksınız ve sağlığınızı geri kazanamayacaksınız. Lütfen kendinize bir dur deyin. Üçüncüsü ise burada maalesef ne geliyor? Şu bulyonlar var ya, bulyonlar çok kullanıyoruz yemeklerde. Et suyu, tavuk su diye. İnanılmaz kötü. Dünyanın en zararlı şeylerinden bir tanesi. Vücudu Çin restoranı sendromuna sokuyor ve vücuda içeride kimyasallardan dolayı vücuda kalıcı hasar bırakıyor. Yani bir bağımlılık o tamamen ve vücuda inanılmaz kötü etkisi var. Sakın kullanmayın bu bulyonları. İçeriği çok tehlikeli. Tamamen burada sizin o iştah dengenizi bozuyor, leptin, grelin hormonunuzun salgılanma düzenini bozuyor. Tamamen düzen bozucu. Bunu yani sakın yemeklerinizde faydalı diye, şifalı diye sakın eklemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Dördüncüsü kola. Ben hep kolayı şöyle tarif ediyorum. Lavaboya dökün, lavaboyu açacaktır. O kadar tehlikeli. Asit oranı çok yüksek, çok fazla şeker açıyor ve çok fazla asitli, mide florasını bozuyor, mideniz şişer, hep karnınız şiş olur. Zayıf olsanız bile karnınız şişer, bağırsak florası bozulur, dişleriniz erken çürür, çocuklarınızın da zeka gelişimi düşer. Lütfen kola içmek yerine gazı kaçırılmış maden su içebilirsiniz veya bol limonlu su, karbonatlı sular da size aynı ferahmış tadı verebilir. Ya da evinizde kendiniz çorçalılar da hazırlayabilirsiniz kaya tuzuyla. Burada beşinci ise, ben beşinci diyorum ki, bu poşet çaylar. Poşet çaylar çok tehlikeli. Çünkü bu poşet çayların etrafı plastikle kaplı. Bu plastik sıcak suyla birleştiğinde kanserojenik madde ortaya çıkıyor. O yüzden bunlar yerine kendi topladığınız otlardan kendi çaylarınızı kendiniz demleyin. Bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde. Mesela yeşil çay topladım. Bir tatlı kaşığı atın bir bardağa, demleyin ve o şekilde için. Ama poşet çaylar çok sıkıntılı. Bakın işte bu plastiğin içine girmiş, plastikle uzun süre muhafaza edilmiş, her şeyden kaçmamız gerek aslında. Evet Hatice Hocam, bu dünyada çok zor ama yapacak bir şey yok. Bunların kanserojenik olduğunu ve kanser hepimizin bir beden olarak yatkın olduğumuzu bileceğiz ve önlemlerimizi buna göre almak zorundayız. Daha sonra bunları hep söylüyorum ama bu çocuklara yedirdiğimiz
jelibon, şeker, bebe bisküvileri, bunlar çok tehlikeli. Bunları tüketmeyeceğiz. Özellikle bebe bisküvileri, cips bakın içerindeki yağ vücudun fizyolojisine uygun olan asla bir yağ değil. Biz o yağı atmak istiyoruz. Normalde ben diyetlerim bol yağlı veriyorum. Zeytinyağı, avokado, hindistan cevizi veriyorum. Ama o cips içindeki yağ vücudun bağırsakların düzenini bozmasına ve bağırsak şişkinliğine, gaza ve şişkinliğe sebep oluyor. O yüzden sakın tüketmeyin. Bunun yerine zeytinyağı, avokado, hindistan cevizi yağı tüketin. Cips, bebe bisküvi, jelibon, şekerlemeler asla önermiyorum. Çocuklarınıza yedirmeyin. Bakın siz eğer bu sağlıklı beslenmeye bir adım atarsanız ve gerçekten isterseniz bunu başarabilirsiniz. Çünkü bu bir beslenme serüveni. Nasıl olacak? Güne limonlu suyla başlayın, elma sirkeli sular yapın, egzersiz yapın çocuklarınızla. Kol hareketleri bile yeterli. Hatta hiç hareket yapamayanlar bile şöyle ayak parmak uçlarına kalkarak da aynı zamanda oturdukları yerden yine aynı sanki kaslarını çalıştırmış gibi olacaklardır. Tüm kaslarını harekete geçecekleri slow sap. Daha sonra sağlıklı yemekler zor gelmesin. Bir gün önceden hazırlayabilirsiniz. Daha sonra ne kadar keyif alacaksınız. Ama zararlı maddeler hem bağımlılık yapacak hem de fizyolojinizi ve bedeninizi kirletecek. Yani düşünün siz ondan 10 dakikalık zevk alıyorsunuz, tat alıyorsunuz ama o sizin ömür boyu vücudunuza verdiği hasarı önleyemiyorsunuz. Umarım aydınlanmamız dileğiyle bu videomu faydalı olabileceğini düşündüğünüz birine göndermeyi ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın YouTube kanalı takipçilerim.